Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamir videomuzda laptop adaptörümüz var. 19 volt 3.42 amper çıkışlı bir adaptör. Normal şartlarda çıkış 19 voltu alabiliyoruz. Ama herhangi bir yüke bağladığımızda, yani laptopa bağlantı yaptığımız anda bir ses duyuyoruz. Öncelikle ne olduğunu sizlere anlatmaya çalışalım. Adaptörümüzü şu an bağlamadan enerjimizi verelim. Ölçü aletimizi, DC voltaj kademesi 20'yi alıyorum. İç kısmı artıdır arkadaşlar, dış kısmı eksi. Evet, voltaj değerlerine baktığınız zaman 16 voltla 17 volt arasında değişen değerler görüyoruz. Şu an 16.90. Adaptörümüzün çıkış voltajını gördük. İstenilen seviyede değil. Şimdi takıyorum arkadaşlar. Evet, laptopa bağlantı yaptığımız anda çıkan sesi duyabiliyorsunuzdur. Tekrar takayım. Evet, sesi duyuyorsunuz. Çıkış voltajını almaya çalıştığım zaman herhangi bir laptopa bağlı değilken 16-17 volt civarı, yani bunun 19 volt olması gerekiyor. Normal şartlarda enerjimiz varken ses yapmıyor. Laptopa bağladığım anda sesi duyabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili sıkıntımızı tespit ettik. Adaptörümüzü açıp işlemlerimizi adım adım yapalım. Adaptörümüzün etrafındaki plastik malzemeyi falçatayla açtım arkadaşlar. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu tarz adaptör açılışları ile ilgili kolaylıkla yapabiliyor olmanız için bunların sıvıları satılıyor arkadaşlar. Yani bunu adaptör açma sıvısı diye internette aratırsanız bulabilirsiniz. Bu ek yerlerine sürüyorsunuz ve 2-3 dakika bekledikten sonra buradaki plastik kolayca çıkabiliyor. Yani buradaki adaptör kısmına zarar vermek istemiyorsanız bu dediğim sıvıyla yapmayı uygun görüyorum ben. Sizler de bu şekilde yapın. Şimdi adaptörümü açtım arkadaşlar. Biliyorsunuz üzerinden bir ses geliyordu. Bu ses de muhtemelen trafo ile alakalı. Şimdi buradaki güç kısmını, buradaki PCB devresini çıkarıyorum. Bakın burada bir trafomuz, çıkış ve giriş kısmımız, kondansatör ve arkasında köprü diyotumuz var. Devre tamirlerini yaparken önce PCB üzerlerine bakmanız gerekiyor. Bakın mesela buradaki lehimleri görüyorsunuz. Şurada mesela arkasında çıkış kısmında burada bir entegremiz var arkadaşlar. Bunun ayaklarını görüyorsunuz. Bakın. Buradan herhalde biraz da sıvı teması almış olabilir, bilmiyorum. Yani bu kısmın temizlenmesi ve lehimlerinin tazelenmesi gerekiyor. Burada göz kontrolü yaptığım zaman şuraya dikkat edin. Şurada benim büyük kondansatörüm var. Üzerinde 320 volt oluşuyor ve bu trafonun girişlerine geliyor arkadaşlar. Buradaki benim kondansatörümün ayaklarına dikkat edin. Şöyle bakın. Ayağını oynatıyorum. Şuradaki ayağın, bakın şuradaki ayağın koptuğunu görüyorsunuz. Yani burada lehim bile yok arkadaşlar. Bakın. Şimdi bu normalde çalışıyor. Bunu yüke bağladığım anda arkadaşlar buradaki sesi kondansatörden trafonun girişlerine bağlı olduğu için muhtemelen buradan kaynaklanıyordu. Bakın şöyle dikkatli baktığınız zaman, bakın şu kısmın diğer ayağı burada. Bakın şu kondansatörün 320 volt DC oluşur. Yani bunun çalışma mantığını biliyorsunuz. Girişinden 220 volt geliyor. Köprü diyotta doğrultuluyor. DC buradaki kondansatörde 320 volt yaklaşık DC var. Ve bu da trafonun girişlerine uygulanıyor. Burada dediğim gibi kondansatörün uçlarına baktığımız zaman bakın buradaki normal lehimi var. Ama şuradaki lehimin koptuğunu ve ayağının boşta olduğunu görebiliyorsunuz. Muhtemelen buradaki sesi yapan buradaki kondansatörden yeterli voltajı alamayan transformatörden kaynaklanıyordu. Şimdi ben dediğim gibi bunun arka kısmını temizleyeceğim. Şu çıkış entegremin yine buradaki ayaklarını lehimleyeceğim. Tekrardan soğuk lehim gibi görüyorum. Ve buradaki lehimi de tekrar tazeledikten sonra bir çıkış voltajını kontrol etmek istiyorum arkadaşlar.
birinci arıza bulma yöntemi duyu organlarıyla, yani göz kontrolü, işte koku var mı, herhangi bir yanık kısmı var mı, kırık kısmı var mı gibi, bu birinci adımdır. İkinci adım arkadaşlar, arızalı olan elemanı bulup değiştirme yöntemidir. Bunu da bulamıyorsanız üçüncü yöntem artık burada gerekli olan sinyali izlemek. Yani mesela hiçbir arıza bulamadınız. Burada bizim PVM entegremiz var mesela, buradaki trafoyu sürebilmek için. Gerekli olan kare dalga pasını üretmek için burada PVM entegremiz var. Bu PVM entegremizi osiloskop üzerinden gerekli olan kare dalgası var mı yok mu bunun kontrolü yapılabilir. Yani osiloskop kontrolüyle gerekli olan işlemler yapılır. Yani bizler bu tarz arızaları bulurken bu tarz adımlara göre yapmak zorundayız. Şunu da belirteyim arkadaşlar, diğer videoda da söyledim. Yani şu an havyamla ilgili sıkıntı yaşıyorum. Bu benim lehim havyam değil. Diğer kaliteli olan havyam için uç siparişi verdim. Gelene kadar bununla idare etmeye çalışıyorum. O nedenle de lehimlerim çok kaliteli olmuyor. Şimdi gerekli olan noktaları lehimledim arkadaşlar. Şurada az önce gösterdiğim gibi kondansatörün bir ayağındaki lehim kopmuştu. Yani şu ayak boştaydı. Bunun İki ayağında lehimini tazeledim. Şu çıkışta benim çıkış DC voltajım için bir entegre var burada. Bunun ayakları soğuk lehim gibi düşünüyordum. Bunları tazeledim. PCB'min arka tarafını güzelce temizledim. Bakın mesela şu noktayı da tazeleyebilirim. Şurası da soğuk lehim gibi. Ama şu an için sıkıntının çözüldüğünü düşünüyorum. Şimdi çıkış voltajını bir ölçelim. Şöyle. Ölçü aletimi alıyorum. Ölçü aletimle ilgili şurada görüyorsunuz bir karakteri şöyle bastığım zaman geliyor arkadaşlar. Bu nedenle yapıyorum. Şimdi DC voltaj kademesini aldım. İç kısmı artı, dış kısmı eksi arkadaşlar. Şimdi buradan bakın enerjimizi açalım. Bakın enerjimi açtım. Şöyle dokunuyorum. Bakın 19.82. Evet görüyorsunuz kaldırdığım zaman gidiyor. Bu nedenle dokunuyorum. Şu an 19.82 voltajım şu an stabil arkadaşlar. Adaptörde şu an voltaj var. Ne zaman bu 16'ya kadar düşmüştü. Şimdi bu yerine geldi arkadaşlar. DC voltaj çıkışım. Şimdi bunu adaptöre taktığım zaman, adaptörü laptopa taktığım zaman ses duyuyordum. Şimdi bunu da deneyelim. Evet bakın ucumu getiriyorum. Burayı taktığım anda ses duymam gerekiyor. Bakalım. Evet bakın şu an için o ses yok arkadaşlar. Şu an laptopuma da enerji geldi. Bunu görebilirsiniz şöyle. Şu an görüyorsunuz laptopta gerekli olan enerji var arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz yeşil. Şu an için adaptörümüz çalışıyor. Şu an adaptör laptopumuza bağlı ve herhangi bir ses duymuyoruz.
Sebebi dediğim gibi sizlerde bu tarz adaptörler üzerinde bu benim az önce size girişte göstermiş olduğum, size dinletmiş olduğum sesi duyuyorsanız muhtemelen üzerinde soğuk lehim, lehim çatlağı ya da boşta bir ayak vardır arkadaşlar. Genelde bu sesi de trafo yapar. Benim şüphelendiğim gibi trafonun girişindeki kondansatör ayağı yani DC voltajımızın oluştuğu 320 voltun oluştuğu DC kondansatör ayağında boşta bir ayak vardı arkadaşlar. Buradaki lehim kopmuş zamanla. Bu nedenle bunu tazeledik. Üzerindeki soğuk lehimleri de tazeledik. PCB'mizi temizledik. Şu an için adaptörümüz çalışır durumda arkadaşlar. Dediğim gibi bağlı ve o sesi duymuyoruz. Şu an için görüyorsunuz. Şu an enerjimiz laptopta var arkadaşlar. Şu an için adaptörümüz çalışıyor. Şu an toparlayalım adaptörümüzü. Evet, 19 voltluk adaptör tamirimizin sonuna geldik. Adaptörümüzü böyle kapattım arkadaşlar.